Merhaba. Merkez Bankası beklentilerle uyumlu olarak politika faizini %8,5'da sabit tuttu. Merkez Bankası ilk yarı boyunca depremin ekonomik aktivite üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecek. Yüksek frekanslı göstergeler Mart ayında büyüme görünümünde bir miktar toparlanmayı yansıtıyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 17 Mart haftasında 6,9 milyar dolar yükselerek 126,9 milyar dolara çıkarken, bu artışın 2,25 milyar dolarlık Eurobond ihracı ve basında da yer alan Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun Merkez Bankası'na yatırdığı 5 milyar dolarlık mevduat depo hesabı ile ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Hazine Mart ayında hedefini 25 milyar TL aşarak 85 milyar TL iç borçlanma yaparken, regülasyonların etkisiyle bankalardan 5 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihalesine yüksek talep geldi. 2 yıl vadeli tahvil faizi önceki cuma günkü %11,6 seviyesinden hafta içinde %14,6'nın üzerine yükseldi. Son dönemde yerel bankalarla ilgili finansal sıkıntılar nedeniyle piyasalarda oynaklığın arttığı ABD'de Fed faizi 25 bas puan artırdı. Metinde faiz artırımları için ileriye dönük yönlendirme bir miktar yumuşatıldı. Ancak yılın ikinci yarısında piyasanın sert faiz indirimi fiyatlamasına rağmen Fed Başkanı Powell'ın bu durumun kendi bas senaryoları olmadığını söylemesi S&P 500 üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı. Fed'in bu yıl sonu faiz tahminini %5,1'de korumasının şu anki yerel bankacılık krizinin ekonomi üzerinde kalıcı bir hasar bırakmasını beklememesi nedeniyle olduğunu düşünüyoruz. 3 Mayıs'taki toplantı için beklentiler 0 ile 25 bas puanlık artırma arasında değişiyor. Fed toplantısı sonrası Euro-Dolar paritesi değer kazandı. İngiltere Merkez Bankası da faiz artırımlarına 25 bas puanla devam ederken enflasyona yönelik daha iyimser bir değerlendirme yaptı. Önümüzdeki hafta sanayi sektörüne dair önce anket bazlı göstergelerden reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranıyla dış ticaret istatistikleri açıklanacak. Önce verilerden gördüğümüz üzere Şubat ayında dış ticaret açığının yıllık 4,2 milyar dolar artışla 12,2 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Cuma günü piyasa kapanışının ardından S&P'nin kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. B olan kredi notunun ve durağan görünümün sabit tutulmasını bekliyoruz. ABD'de büyüme ve Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE enflasyonu, Euro bölgesinde enflasyon ve Çin'de PMI yani satın alma yöneticileri endeksi verileri takip edilecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.